4 Temmuz 1187 günü Taberiye Gölü'nün kıyısında yer alan Hıttin mevkiinde Müslümanlar ve Haçlılar arasında cereyan eden en büyük savaşlardan biri yaşandı. O gün İslam dünyasının yükselen sultanı Selahaddin, Kudüs Kralı Guidelusignan önderliğindeki Haçlı ordusuna karşı muazzam bir zafer kazandı. Dahası artık Kudüs'e giden yolda kendisine karşı koyabilecek bir ordu kalmamıştı. İslam dünyasının 100 yıllık hasretine son vermek için Selahaddin'in yapması gereken tek şey Kudüs'e ilerlemek ve şehrin savunmasını kırmaktı. Haçlı seferleri tarihinin seyri sonsuza dek değişmek üzereydi. Hıttin Savaşı'ndan tam 88 yıl önce 1. Haçlı Seferi orduları kuzey surlarını aşarak Kudüs'e girdiklerinde şehirde yaşayan neredeyse her Müslümanı katletmişlerdi. İslam tarihçisi İbnül Esir o zaman yaşanan bu katliamın neredeyse bir hafta boyunca devam ettiğini yazar. Katliamdan canını kurtarabilen yegane grup Haçlılarla anlaşan şehrin Fatımi valisi İftiharut Devle ve adamları olur. Kudüs'ün 1099 yılında Haçlılar tarafından ele geçirilmesi Müslüman dünyasında derin bir etki yaratır. Yine de buna gereken cevabın verilmesi oldukça uzun sürecektir. Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdikten sonra da yayılmalarına devam etmiş ve Orta Doğu'nun siyasi yapısı büyük oranda değişime uğramıştı. Artık Suriye-Filistin bölgesinde 4 ayrı Haçlı kontluğu bulunuyordu. Bunların içinde Müslümanlar için en kolay hedef, zayıf bir doğu sınırına sahip olan Urfa kontluydu. Buna rağmen varlığını yaklaşık 50 yıl boyunca sürdürmeyi başarmıştı. Selçukluların Musul valisi İmadettin Zengin'in 1144 yılında Urfa'yı fethinin ardından ise kontluk parçalanma sürecine girmiş ve 2 yıl içerisinde topraklarının neredeyse tamamı Zengiler tarafından ele geçirilmişti. Bundan kısa bir süre sonra Urfa'nın fethine cevap olarak düzenlenen 2. Haçlı Seferi ise Şam önlerinde hezimete uğratıldı. İmadettin Zengi 1146 yılında Şam'a sefer düzenlediği sırada şehit edilince Haçlılarla mücadele işini oğlu Nureddin Mahmud üstlendi. Nureddin babasının İslam birliğini sağlama ve Müslümanları tek bir çatı altında toplama fikrini benimsemiş, buna yönelik olarak da gözünü Mısır'daki Şii Fatimi Devleti'ne dikmişti. 1153'ten itibaren Fatımi Sarayı derin bir karışıklık içine girdi. Mısır hala çok zengin bir ülkeydi. Ama Şii hilafeti süratle çöküyordu. Sonunun geldiği belliydi. Halife devletin başı olmasına rağmen yıllar içinde adeta bir kuklaya dönüşmüştü. Asıl güç vezirlerin elindeydi. Ancak Fatımi Devleti'nde vezir olmak son derece tehlikeli bir işti. Son 15 vezirden ancak bir tanesi canlı olarak görevden ayrılmıştı. Diğerleri zehirlenmiş, bıçaklanmış, asılmış, kafaları uçurulmuş ya da linç edilmişti. Kudüs Kralı Amauri, Fatımi Devleti'nin içinde bulunduğu bu durumu fırsat bilerek 1163 yılı Eylül ayında Mısır'a bir askeri harekat düzenleyince Nureddin de yıllardır beklediği fırsatı bulmuş oldu. Eski Fatımi valisi Şaver, Nureddin'in sarayına gelerek Kudüs Krallığı'na karşı yardım talep etti. Nureddin sefere kendi katılmadı. Bunun yerine ordunun komutasını en güvendiği komutanlarından biri olan Şirkuh'a verdi. Tarihi kaynaklara göre Şirkuh kısa boylu, şişman bir adamdı. Bir gözü kördü. Orduda kendi çabalarıyla yükselmişti. Cömert bir adamdı. Biraz şiddet eğilimi vardı fakat bütün askerleri tarafından da seviliyordu. Mısır'a giderken yanına 27 yaşındaki genç yeğenini de almıştı. İşte bu genç adamın adı Selahaddin Yusuf bin Eyyub'tu. Şirkuh Mısır'a ulaştığında Fatimi Devleti'ndeki siyasi durum değişmişti. Bir önceki vezir Dirgah öldürülmüş, Şaver eski makamını yeniden elde etmişti. Ayrıca Kudüs Kralı'yla da yeni bir anlaşma yapılmıştı. Fatimilerin artık Nureddin'in desteğine ihtiyacı yoktu. Bu yüzden de Şirkuh'tan ordusuyla birlikte geri çekilmesini istiyorlardı. Ancak ne Şirkuh'un ne de Nureddin'in Mısır'dan vazgeçmeye niyetleri yoktu. Şirkuh 1164, 1167 ve 1168 yıllarında Mısır'a 3 ayrı sefer düzenledi. 1169 yılının Ocak ayına gelindiğinde Kudüs Krallığı orduları yenilgiye uğratılmış, Şaver öldürülmüş ve Şirkuh Kahire'ye girerek Mısır Fatimi Devleti'nin yeni veziri olmuştu. İlk başta halifeye dokunulmadı.
Şirkus zaten pozisyonu gereği idari ve askeri açıdan Mısır'ı kontrolü altına almıştı. Ancak ömrü burada yeni düzenlemeler yapacak kadar uzun sürmedi. Kahire'ye girişinden yaklaşık 2,5 ay sonra 23 Mart'ta hayatını kaybetti. Onun yerini ise İslam tarihine damgasını vuracak olan yeğeni Selahaddin aldı. Selahaddin Mısır'da hakimiyeti ele aldıktan sonra bir süre daha Nureddin Mahmud'a bağlı hareket etmeye devam etti. Ancak aralarındaki ilişki yavaş yavaş değişmeye başlıyordu. İkisi arasında açıktan açığa bir savaş hali ya da bir isyan mevcut değildi. Örneğin 1171 yılında Selahaddin, Nureddin'in emrine uyarak Mısır'daki camilerde okunan hutbelerde Fatımi halifesinin değil, Abbasi halifesinin adının zikredilmesini sağladı. Aynı yıl içinde halifenin ölmesiyle Şii Fatımi devleti resmi olarak yıkılınca Selahaddin Mısır'ın yegane hakimi haline geldi. Kısa süre içinde sınırlarını Nil Nehri'nin güneyine doğru genişletmeye başladı. Selahaddin'in hakimiyetinde Mısır daha da zenginleşmiş ve halkın refah düzeyi yükselmişti. Fakat aynı şey zenginler için geçerli değildi. Nureddin Mahmud Haçlılar üzerine iki sefer düzenlemiş ancak ikisinde de başarısız olmuştu. Eğer 1174 yılına gelindiğinde Nureddin ağır bir hastalığa yakalanıp vefat etmese muhtemelen bu iki Müslüman lider arasında bir iç savaş patlak verecekti. Nureddin'in ölümünün ardından Selahaddin Haçlılarla bir mücadeleye girişmek yerine öncelikle zengilere ait araziye yöneldi. İlk amacı İslam birliğini sağlamaktı. Buna yönelik olarak Şam'ı ele geçirdi ve burada Nureddin'in dul eşiyle evlendi. Bu iki hadise ona büyük bir prestij ve meşruiyet kazandırmıştı. Bundan sonra sultan fetih hareketlerine devam ederek bölgede zengilere ait birçok şehir ve kaleyi ele geçirdi. Bu yıllarda Müslümanlar ve Haçlılar arasında kayda değer olarak ele alınabilecek tek savaş 25 Kasım 1177'de Montgizat'ta yani Telis Safiye'de yaşandı. Sayıca az olmasına rağmen Kudüs Kralı 4. Baldwin önderliğindeki Haçlı ordusu Selahaddin ve birliklerini burada tam anlamıyla bir hezimete uğrattı. Bu yenilgiyle sultan ordusunun büyük bir bölümünü kaybetmişti. Buna karşılık uzun yıllardır devam eden savaş hali her iki tarafı da ziyadesiyle yıpratmış durumdaydı. Ayrıca Selahaddin İslam birliğini tam olarak sağlamadan Haçlılarla topyekün bir mücadeleye girişmek istemiyordu. Bu yüzden Montgizart Muharebesi'nin ardından iki taraf arasında 10 yıl süreyle geçerli olacak bir ateşkes yapıldı. Ancak bu ateşkes bazı fanatik Haçlı komutanlarını rahatsız etmişti. Bunların başında ise düşük mertebede bir Fransız soylusu olan Reynald de Châtillon vardı. Reynald 1151 yılında kutsal topraklara ayak bastığında neredeyse 5 parası olmayan ikinci sınıf statüye sahip bir adamdı. Ancak Antakya Prensesi Constance ile evliliği sayesinde kaderi tamamıyla değişmişti. Bundan sonra hem parlak bir siyasi kariyere hem de muazzam bir servete sahip olmuştu. Buna karşılık elinde olanla yetinmeyi bilmiyordu. 1155 yılında Kıbrıs'ı yağmalamış, daha sonra ise Müslümanlara ait şehir, kasaba ve köylere yağma akınları düzenlemeye başlamıştı. Bu akınlardan birinde Nureddin'in adamlarının eline düşmüş ve hayatının 17 yılını Halep zindanlarında geçirmişti. 1176 yılında serbest kaldığında ise eşi Constance'ın ölmüş olduğunu öğrenmiş, kazanımlarını kaybetmemek adına Batı Şeria topraklarının dul kraliçesi Stefani ile evlenmişti. Bundan sonra bu bölgeden geçen İslam kervanlarını haraca bağlamaya başladı. Ancak yaptığı en çılgınca girişim 1182 yılında Mekke'ye saldırma niyetiyle Kızıldeniz'e bir filo çıkartmasıydı. Bu girişim Selahaddin'in bir yaveri tarafından engellenmiş, olayın failleri yakalanarak Mekke'ye götürülmüş ve orada idam edilmişlerdi. Tüm bu girişimler şüphesiz Selahaddin'in dikkatini çekmişti. Çoğunlukla başına buyruk hareket eden bu Haçlı ordunun faaliyetleri yüzünden barışı bozmak istemiyordu. Ancak 1186 Aralık ayı sonunda Reynald'ın Kahire'den Şam'a giden büyük bir kervana saldırması bardağı taşıran son damla oldu. Selahaddin bu olayı öğrenince öylesine sinirlenmişti ki Reynald'ı yakaladığında kendi elleriyle öldüreceğine dair yemin etti. Barış anlaşmasının kurallarını hatırlatarak esirlerin derhal serbest bırakılmasını, ayrıca verilen maddi zararın da karşılanmasını talep etti. Fakat Haçlılar bu talebi görmezden geldi. Artık savaş kaçınılmazdı. Selahaddin'in ilk hedefi Reynald'ın elinde bulunan Kerak oldu. Cihat çağrısını yaptıktan kısa bir süre sonra ordusuyla birlikte Şam'dan ayrılarak Maverayu Ürdün bölgesine girdi ve Reynald'a ait araziyi yağmalamaya başladı. Fakat ne kadar uğraşırsa uğraşsın Reynald, Kerak Kalesi'nin güvenli surlarını terk ederek sultanla karşı karşıya gelmeye cesaret edemiyordu.
Güneyde bunlar yaşanırken kuzeyde ise Selahaddin'in cihat çağrısına karşılık veren, çoğunluğu gönüllü ve piyadelerden oluşan büyük bir ordu toplanıyordu. Bunların içinden bir grup Akka üzerine bir keşif seferi düzenlemiş ve bu sefer esnasında çoğunluğu tapınak şövalyelerinden oluşan bir orduyu yenilgiye uğratmışlardı. Selahaddin bu haberi aldıktan sonra Telaşdare bölgesine gelerek bütün birliklerin burada toplanmasını emretti. Selahaddin'in ordusu hakkında kaynakların verdiği bilgiler çoğunlukla birbiriyle çelişse de modern çalışmalar sultanın ordusunun mevcudunun yaklaşık olarak 15.000 ila 18.000 arasında olduğunu göstermektedir. Bunların en az 7.000 kadarı hafif teçhiz edilmiş süvari birliklerinden, geri kalanı ise gönüllü askerlerden ve piyadelerden oluşuyordu. Selahaddin, Haziran ayı sonlarında Telaşdare'de toplanan orduyu son kez teftiş ettikten sonra harekete geçerek Ürdün nehrine yöneldi ve 2 Temmuz'da Taberiye gölünden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kefsep mevkiinde karargah kurdu. Ordunun yarısını ise göl kıyısında bulunan Taberiye'yi ele geçirmesi için buraya göndermişti. Şehri savunan garnizon, Anahaçlı ordusuna katıldığı için Selahaddin'in birlikleri surları kolaylıkla aşmayı başarmıştı. Ancak Trablusconte Raymond'un eşi Eskiva bir grup askerle birlikte iç kaleye çekilerek burada direnişine devam ettiği için kale tam manasıyla ele geçirilebilmiş değildi. Selahaddin'in birliklerinin Taberiye civarındaki hareketi Hristiyanların gözünden kaçmamıştı. 4. Balvin'in ölümünden sonra tahta geçen Kudüs Kralı Guy de Lusignan, bütün birliklerin derhal Akka'da toplanması için çağrıda bulundu. Haziran ayı sonlarına gelindiğinde burada toplanan Haçlı ordusunun mevcudu yaklaşık 12.000'e ulaşmış durumdaydı. Bunların en az 4.000 kadarı ağır zırhlı süvarilerden, geri kalanı ise yaya birliklerinden oluşuyordu. Trablusconte Raymond, Selahaddin'le bir savaşa girilmesi konusunda pek istekli değildi. Ona göre Haçlı ordusu olduğu yerde kaldığı sürece Selahaddin büyük ihtimalle saldırmayı göze alamayacak ve en sonunda geri çekilecekti. Fakat Raymond'un bu önerisi başta Reynald de Chatillon ve tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Gerard de Rutford olmak üzere fanatik kanadı temsil eden Haçlı liderleri tarafından itirazla karşılandı. Bunlar Raymond'u satılmış olmakla suçluyor ve bir an önce Selahaddin'le savaşa girilmesi hususunda krala baskı yapıyorlardı. En sonunda Guy çoğunluğun kararına uymak zorunda kaldı. Kudüs Krallık ordusu 30 Haziran'da Akka'dan ayrıldıktan sonra 3 Temmuz'da Safuriye'ye ulaştı ve burada karargah kurdu. Burası Haçlı ordusu için oldukça önemli bir mevkiydi. Zira Safuriye pınarları ordu burada kaldığı sürece askerlerin su ihtiyacını karşılamak için yeterli olacaktı. Buna karşılık Trablusconte Raymond'un eşi Taberiye'de mahsur durumdaydı. Selahaddin Hristiyan ordusunun mevkiini ısrarla terk etmediğini görünce birlikleriyle birlikte Kefsep'ten ayrılarak Taberiye'ye gelmiş ve kuşatmayı daha da şiddetlendirmişti. Amacı Guy'un ordusunun Safuriye'den ayrılmasını sağlamaktı. Bu sırada Hristiyan karargahı ne yapılması gerektiği konusunda ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir grup Taberiye üzerine yürüyüp hem kalenin hem de kontesin Müslüman birliklerin elinden kurtarılması gerektiğini savunuyordu. Ancak buna ilk karşı çıkan kişi kontesin eşi Raymond oldu. Temmuz sıcağında bulundukları yerden ayrılarak kurak araziye dalmak ve burada Selahaddin'le karşı karşıya gelmek ona göre intihardan farksızdı. Raymond tıpkı Akka'da olduğu gibi ordunun bulunduğu mevkiden ayrılmaması gerektiği hususunda ısrarcıydı. Taberiye'de karısının kuşatılmış olması onu üzmüştü elbette. Ancak söz konusu olan krallık ordusunun kaderiydi. Buna karşılık tapınak şövalyeleri büyük üstadı Gerard ise yalnızca 10 kilometre uzaklıktaki bir şehri Müslümanlara terk etmenin utanç verici olduğunu savunarak ordunun derhal harekete geçmesi gerektiği hususunda ısrar ediyordu. En sonunda önerisi kabul edilen kişi Gerard oldu. Böylece Kudüs Krallık ordusu 3 Temmuz günü şafak vaktinde Safuriye'den ayrıldı. Kuzeydeki Roma yolunu kullanarak Taberiye'ye doğru ilerlemeye başladılar. Ordu 3 ayrı bölüme ayrılmıştı. Öncü birlikler Trablusconte Raymond'un idaresindeydi. Ordunun asıl gücünü oluşturan merkezdeki krallık kuvvetlerine Kral Guy de Lusignan komuta ediyordu. Akka ve Lidya psikoposlarınca korunan gerçek haç da bu bölümdeydi. Hristiyan inancına göre bu haç İsa'nın çarmıha gerildiği haçtı ve Haçlılar için büyük bir öneme sahipti. Artçı kuvvetlerin komutası ise tapınak şövalyelerinin büyük üstadı Gerard de Rutford'un idaresindeydi. Safuriye'den Taberiye'ye giden iki farklı güzergah vardı. Güneydeki yol Kefsept üzerinden geçerek Taberiye'ye ulaşıyordu. Fakat burası Selahaddin tarafından tutulmuş durumdaydı.
Bu yüzden Hristiyan ordusu Turan, Maskana ve Lubio üzerinden geçen alternatif kuzey yolunu tercih etti. Kral Guy, birliklere hızlı bir şekilde hareket etmeleri emrini vermişti. Böylece gün batmadan önce Taberiye'ye ulaşmış olmayı planlıyordu. Fakat işler düşündüğü gibi gitmedi. Güneş tepeye doğru yükseldikçe sıcaklık artıyor, Galilea bölgesindeki kavurucu arazide ilerlemek daha da zorlaşıyordu. Gün ortasına doğru ordu ancak Turan kasabasına ulaşabilecek kadar ilerleyebilmişti. Bu andan itibaren Selahaddin'in bölgeye sevk ettiği atlı okçuların sürpriz saldırıları onları daha da yavaşlattı. Bu sırada Kudüs Krallık ordusu acıkmış, susamış, sıcak ve tozla kaplı havadan ötürü yorgun düşmüştü. Tüm bunlara ek olarak yoğun bir ok yağmuru altında yollarına devam etmeye çalışıyorlardı. Maskana civarına geldiklerinde öncü birliklerle merkez arasındaki mesafe bayağı açılmış durumdaydı. Guy'un kontrolündeki birliklerin düzeni tamamen bozulmuştu. Yapabilecekleri en iyi hamle birkaç kilometre ötede bulunan Hıddin boynuzlarına ulaşarak buradaki Tunç çağından kalma eski müstahkem mevkiye sığınmak ve burada su ikmali yapmaktı. Bu amaçla ana yoldan ayrılarak kuzeye doğru ilerlemeye başlamışlardı. Selahaddin ise düşman birliklerinin harekete geçtiğine haber alınca iç kaleye saldırmaya devam etmesi için küçük bir birliği Taberiye'de bırakmış ve Lubya civarına gelerek burada karargah kurmuştu. Bulunduğu bölgedeki tepelerden Hristiyanların ne yapmaya çalıştığını net bir şekilde algılayabiliyordu. Birliklerin bir bölümünü yeğeni Takiyüddin komutasında kuzeye doğru göndererek Hristiyan ordusunun yolunu kesti. Gökbörü'nün idaresindeki bir diğer grup ise Haçlıların kuzeyinde bulunan çalılarla kaplı araziyi ateşe vermek amacıyla buraya gönderildi. Bu stratejik hamleyle Selahaddin, Guy'un ilerleyişini daha da zorlaştırmak istiyordu. Buradan yükselen alevler zaten sıcaktan kavrulmuş olan Hristiyan birliklerini iyice boğacaktı. Her geçen saniye çember daha da daralıyordu. 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece boyunca Selahaddin'in birlikleri Haçlıları taciz etmeye devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bu saldırılar daha da yoğunlaştı. Kuzeydeki çalılıklardan yükselen siyah duman bulutları savaş alanının üzerine çökmüş durumdaydı. Ve bu nedenle Hristiyanlar üzerlerine yağan okları son ana kadar göremiyorlardı. Bu arada Selahaddin ana kuvvetlerini geride tutmaya devam ediyordu. Haçlıların bundan sonraki hamlesinin ne olduğunu kestirmeye çalışıyordu. Doğuya doğru ilerleyerek Taberiye Gölü'ne mi ulaşmaya çalışacak yoksa geri dönerek Safuriye pınarlarına mı yöneleceklerdi? En sonunda Haçlılar Raymond'un önerisiyle Taberiye yönünde ilerleme kararı alınca Selahaddin ordusunu iki ayrı bölüme ayırarak saldırıya geçti. Birinci grup Raymond'un idaresindeki öncülere saldırmak ve doğuya giden yolu kesmek, diğer bir grup ise artçı birlikleri kuşatmak amacıyla karargâhtan ayrıldı. Bu hamleyle birlikte Hristiyan ordusu tamamen kuşatılmıştı. Guy iki tarafın da saldırı altında olduğunu görünce ne yapacağı konusunda kararsız kaldı. Önce Raymond'a yardım etmek amacıyla doğuya, ardından ise artçıları desteklemek için batıya yöneldi. Gün ilerledikçe saldırıların şiddeti daha da artıyordu. İşte tam da bu noktada Raymond artık kaçmaktan başka bir çıkış yolu olmadığını fark etmişti. Ne olursa olsun askerlerini vadiden çıkarmak zorundaydı. Zaten fazlasıyla hırpalanmış olan birliklerini kuzeye doğru çekmeye başladı ve bulduğu bir koridordan Müslüman ordusunu yararak dışarı çıkmayı başardı. Böylece kendisiyle birlikte birkaç yüz askerinin hayatını kurtarabilmişti. Diğer tarafta ise Hristiyan ordusunun savaşı devam ediyordu. Artık Selahaddin'in saldırılarını beklemek yerine kendileri saldırıya geçmeye karar vermişlerdi. Fakat bu çaba boşunaydı. Selahaddin'in ordusu o kadar kalabalıktı ki Haçlıların her saldırısı Müslümanlar tarafından kolaylıkla geri püskürtülüyordu. En sonunda Guy ordunun teslim olması için emir verdi. Her ne kadar bir grup asker gerçek açık savunmaya devam etseler de nihayetinde bu direniş de kırıldı ve tıpkı Hristiyan ordusunun geri kalanı gibi gerçek açıda Müslümanların eline geçti. Esirler arasında Kral Guy de Lusignan ve Kerak Kalesi hakimi Reynald de Châtillon da vardı. Selahaddin Kral Guy'un canını bağışlamış ve ona iyi muamele etmişti. Fakat daha önce de ant içtiği gibi Reynald'ı kendi elleriyle öldürmüştü. Selahaddin'in gazabına uğrayan bir diğer grup ise tapınakçılar ve Senjan şövalyeleri oldu. Bunlar dışındaki esirlerin hayatları bağışlanmış ve daha sonra belli bir fidye karşılığında serbest bırakılmışlardı. Bir önceki videomuzda Selahaddin Eyyubi'nin Guy de Lusignan önderliğindeki Hristiyan ordusunu Taberiye Gölü'nden birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Hıddin boynuzlarında yenilgiye uğrattığını görmüştük.
Bu savaş Haçlı Seferleri tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Kıddin'de Hristiyan ordusu kesin bir yenilgiye uğratılmış ve Kral Guy başta olmak üzere Hristiyan soyluların büyük bir bölümü Selahaddin tarafından esir alınmıştı. Savaş alanından kaçarak hayatını kurtarmayı başaran az sayıdaki Hristiyan birlikleri ise civardaki Haçlı kontluklarına ait şehirlere sığınmaya başlamıştı. Fakat bunların sayısı oldukça azdı. Suriye-Filistin sahili boyunca uzanan şehirlerin neredeyse tamamı artık savunmasız durumdaydı. Selahaddin'in yapması gereken tek şey, Hıddin'den sonraki ilk hedefin neresi olduğunu göstermekti. Sultan, Haçlı kontluklarındaki bu karmaşık durumu iyi değerlendirmek istiyordu. İlk fethedilen şehir, Hıddin'den yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Taberiye oldu. Bir önceki bölümde de bahsettiğimiz gibi burası, Trablusconte Raymond'un eşi Kontes Esquiva tarafından savunuluyordu. Şehir düştükten sonra Kontes, fidye karşılığında serbest bırakıldı ve Trablus'a döndü. Selahaddin'in bir sonraki hedefi, Haçlıların en önemli liman kenti olan Akka'ydı. Buranın fethedilmesiyle Hristiyanların batı ile yaptıkları ticari faaliyetlere büyük bir darbe vurulmuş oldu. Bundan sonra Selahaddin, hızlı saldırılarla bölgedeki şehir ve kaleleri ele geçirmek amacıyla ordusunu birkaç bölüme ayırdı ve her birliğin idaresini güvendiği komutanlarının emrine verdi. Gökbörü, Nasıra civarına, Hüsamettin ise Nablus'a gönderildi. Bedrettin, ardı ardına Hayfa, Arsuf ve Kaysarya'yı aldığı sırada Selahaddin'in oğlu Eladil Yafa'yı kuşatıyordu. Sultanın en yetenekli komutanlarından biri olan Takiyüddin ise Sur ve Tibnin kentlerini almakla görevlendirildi. Tibnin kolaylıkla düştü ancak sultanın birlikleri Sur şehrini ele geçirmeyi başaramadı. Bu bölgedeki dengeler açısından kritik bir meseleydi. Zira Sur kısa süre içinde bölgedeki Latinlerin toplanma noktası haline gelecek ve bu durum özellikle 3. Haçlı Seferi esnasında Selahaddin'in başını fazlasıyla ağrıtacaktı. Selahaddin, Sur kentini teslim olmaya ikna etmek amacıyla Haçlılarla birçok kez görüşme yaptıysa da buradan bir sonuç çıkmadı. Bundan sonra sultan ilerleyişine devam ederek ardı ardına Remle, İbelin, Darun, Gazze ve Askelon gibi Haçlılara ait önemli şehir ve kaleleri ele geçirdi. Bu süre boyunca özellikle dikkat çeken iki gelişmeden söz etmekte fayda var. Bunlardan ilki bahsi geçen şehirlerin neredeyse tamamının hiç kan dökülmeden alınmış olmasıdır. Bunun en temel sebebi Hristiyan şehirlerini koruyan garnizonların Hıddin Savaşı'nda imha edilmiş olmasıydı. Bu yüzden şehirlerin büyük bir bölümü Selahaddin'in yaklaştığını öğrendikleri anda sultanın karargahına elçiler göndererek can ve mal güvenlikleri garanti edildiği takdirde şehri teslim edeceklerini bildirmişlerdi. İkinci dikkat çekici husussa direnen şehirlerin ele geçirilmesinde yerli Hristiyanların ve Yahudilerin oynadıkları roldü. Doğu-Batı Kilisesi çekişmesi 11. yüzyılda halklar arasında herhangi bir sorun teşkil etmiyordu. Kiliseler ayrılmış olsa dahi Katolik ve Ortodoks Hristiyanlar Güney İtalya gibi bölgelerde barış içinde yaşamaya devam ediyorlardı. Fakat 12. yüzyılda bu durum değişmeye başladı. Özellikle 1. Haçlı Seferi'nden itibaren Batılı ve Doğulu Hristiyanlar arasında derin düşmanlıklar oluşmaya başlamıştı. Latinlerle Yahudiler arasındaki düşmanlığın kökleri ise çok daha eskilere uzanıyordu. Nihayetinde bu durum Selahaddin'in oldukça işine yaramış, Haçlılar bir yandan dışarıdaki Müslüman kuşatmasına karşı koymaya çalışırken, diğer yandan içeride isyan eden yerli Hristiyanlar ve Yahudilerle uğraşmak zorunda kalmışlardı. 1187 yılı Eylül ayı ortalarına gelindiğinde, Selahaddin, Suriye-Filistin bölgesindeki birçok şehri ele geçirmiş durumdaydı. Artık en önemli hedefine, yani kutsal şehir Kudüs'e yönelmesi için önünde hiçbir engel yoktu. Ancak Kudüs kuşatmasına başlamadan önce kısaca değinmek istediğimiz bir konu daha var. Selahaddin Sur şehrini kuşattığı sırada şehirde bulunan Hristiyan soylulardan biri sultanla görüşme talep etmişti. Bu adam Hıddin Savaşı'ndan canını zar zor kurtardıktan sonra Sur'a sığınmış İbelin'in ordu Belyan'dı. O sırada Belyan'ın eşi Maria Komnena ve diğer aile üyeleri Kudüs'teydi. Belyan Selahaddin'den ailesini yanına alabilmesi için güvenli geçiş izni istiyordu. Sultan İbelin ordunun bu isteğini kabul etti. Ancak ondan bir daha kendisine karşı silah çekmeyeceğine ve Kudüs'te yalnızca bir gece kalıp ardından ailesiyle birlikte şehri terk edeceğine dair yemin aldı. Buna karşılık Belin Kudüs'e ulaştığında işler değişmeye başladı. Kentin savunması berbat durumdaydı. Şehirde ikamet eden şövalyelerin sayısı yalnızca 12 idi. Selahaddin'in zapt ettiği şehirlerden kaçan Latinlerin büyük bir bölümü Kudüs'e sığınmıştı. Fakat bunların çoğu asker değildi. Şehrin piskoposu Heraklios ve kraliçe Sibella, Belyan'a burada kalması ve savunmayı komuta etmesi için sürekli istekte bulunuyorlardı.
Aslında Belian, Selahaddin'e ettiği yemini bozma niyetinde değildi. Buna karşılık Piskopos Heraklios, Hristiyanlık uğruna şehirde kalması gerektiğini, böyle yüce bir amacın Tanrı katında onu yemininden kurtaracağını öne sürüyordu. Böylece Belian, Heraklios'un da telkinleriyle şehir garnizonuna komuta etmeyi kabul etti. İlk sorun deneyimli asker eksikliğiydi. Sonucu tartışmaya açık olsa da derhal sıradan birkaç adam şövalye ilan edilerek şehirdeki şövalye sayısı 60'a çıkarıldı ve bunlar kentin savunma hattında belli komutalara getirildi. Kuşatma günlerce, belki de aylarca devam edebilirdi. Buna dayanmak için iyi bir yiyecek ve su stoğuna ihtiyaçları vardı. Bu yüzden civardaki köy ve kasabalardan yiyecek temin etmişlerdi. Ancak tüm bu telaşa rağmen Selahaddin'in sancağı 20 Eylül'de Kudüs önlerinde görüldüğünde ne Belian ne de Kudüs şehri sakinleri hazırlıklarını tam olarak tamamlayabilmiş değillerdi. Sultan ilk olarak kent temsilcilerine bir elçilik heyeti göndermiş ve kan dökülmeden teslim olmalarını istemişti. Fakat bu istek Hristiyanlar tarafından reddedildi. Madem kutsal kent barışla alınamıyordu, o halde artık kılıçlar konuşacaktı. Müslüman birlikleri şehrin çevresinde kısa bir keşif yaptıktan sonra Selahaddin ordusunu kentin kuzeybatı kesiminde bulunan surların karşısında yer alan ovaya yerleştirdi ve Şam kapısıyla Davut Kulesi'nin bulunduğu bölüme saldırılar yapmaya başladı. Müslüman birlikleri 6 gün boyunca aralıksız bir şekilde surlarda mevzilenmiş Hristiyanlar üzerine ok yağdırdı. Bu süre boyunca hem mancınık atışları hem de Grek ateşiyle Selahaddin Kudüs'ün surlarını yıkmaya çalışmış ancak bunu başaramamıştı. Surlara yaklaşan kuşatma kuleleri ve merdivenlerse her defasında geri itilmişti. İlk 6 gün boyunca Müslümanlar pek ilerleme kaydedememiş, buna ek olarak çok sayıda adam kaybetmişlerdi. En sonunda 26 Eylül'de Selahaddin ordusunu Haçlıların karşı saldırıya geçmeyeceği Zeytin Dağı mevkiine çekerek burada konuşlandırdı. Bu andan itibaren bu bölümdeki surlar kuşatma aletleriyle aralıksız olarak dövülmeye başladı. 29 Eylül'e gelindiğinde nihayet duvarların bir bölümü yıkılmıştı. Kudüs için gerçekleşen en büyük mücadelelerden biri işte burada yaşandı. Haçlılar şehri savunmak, Müslümanlarsa şehre dalmak amacıyla açılan gediğe doğru atıldı. Fakat iki taraf da birbirine üstünlük sağlayamadı. İşte tam da bu anda Belian, Selahaddin'le bir görüşme talep etti. Sultan her ne kadar İbelin lordunun bu talebini kabul etse de barış yapma konusunda pek istekli görünmüyordu. Daha en başında onlara teslim olmaları için bir fırsat sunmuş ancak onlar bunu reddetmişlerdi. Bundan sonra Selahaddin Kudüs'ü tıpkı 88 yıl önce Hristiyanların yaptığı gibi kılıç zoruyla alacağına dair yemin etmişti. Ve gelinen noktada bu yemini bozmaya niyeti yoktu. İslam tarihçisi İbnül Esir bundan sonra yaşananları şu şekilde anlatır. Belian halkın hayatının bağışlanacağı sözünü almak için ısrar eder. Ama Selahaddin hiçbir şeye söz vermez. Bunun üzerine Belian ona şu sözlerle hitap eder. Ey Sultan! Bil ki bu kentte sayısını yalnızca Allah'ın bildiği kadar çok insan var. Çarpışmayı sürdürmekte tereddüt ediyorlar. Çünkü birçok başka kente yaptığın gibi hayatlarını bağışlayacağını umuyorlar. Ama eğer ölümün kaçınılmaz olduğunu görürsek çocuklarımızı ve karılarımızı öldüreceğiz. Sahip olduğumuz her şeyi yakacağız. Size ganimet olarak tek bir dinar, tek bir dirhem, esir edecek tek bir erkek, tek bir kadın bile bırakmayacağız. Kutsal Kaya'yı, El-Aksa Camii'ni ve birçok başka yeri tahrip edeceğiz. Elimizde tuttuğumuz 5000 Müslüman esiri öldüreceğiz. Binek atlarımızı ve bütün hayvanları yok edeceğiz. Sonunda dışarı çıkacağız ve sizinle bir ölüm kalım savaşında olduğu gibi çarpışacağız. İçimizden hiçbiri sizden bir çoğunu öldürmeden ölmeyecek. Selahaddin'in Belian'ın tehditlerinden etkilenmiş olması pek muhtemel görünmüyor. Ancak onun cesaretini takdir ettiği kesindir. Bundan sonra sultan danışmanlarıyla bir görüşme yapar ve en sonunda Kudüs teslim edildiği takdirde şehirdeki Hristiyanların canlarının bağışlanacağını söyler. Bununla birlikte uzun sefer masraflarının tazmin edilebilmesi amacıyla şehirden ayrılan her erkek için 10, her kadın için 5 ve her çocuk için 1 dinar fidye ödenmesi kararlaştırılır. Bu, o günün şartlarında adeta sembolik bir rakamdır. Kararlaştırılan fidyeyi ödeyemeyenler esir olarak alınmış ve Şam'a götürülmüştür. Bunların kaç kişi olduğu ya da kent nüfusunun ne kadarına karşılık geldiği bilinmemektedir. Belian'ın isteğiyle şehirdeki 7000 fakir Hristiyan, 30.000 dinar karşılığında serbest bırakılır. Bunun yanı sıra Avrupa'daki kral ve din adamlarının bir bölümü de fakirlerin fidyelerinin ödenebilmesi için para gönderir. En sonunda Selahaddin de hatırı sayılır miktarda esiri fidyesiz bıraktığını ilan eder.
Böylece 88 yıl sonra Selahaddin, Kudüs'ü Haçlıların yaptığına tezat oluşturacak şekilde kan dökmeden geri alarak hem Müslümanların hem de Hristiyanların saygısını kazanan tarihi bir figür haline gelir. Selahaddin 2 Ekim 1187'de Hicret'in 583. yılının 27 Recep'inde Kudüs'e girdi. Bu tarihin Müslümanlar için büyük bir önemi vardı. Zira bu tarih Hazreti Muhammed'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'da miraca yükseldiği tarihin yıl dönümüydü. Selahaddin şehre girdikten sonra ilk iş olarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmiş, burada Haçlılara ait ne kadar alet edevat varsa dışarı çıkartmış ve duvarların gül suyuyla yıkanmasını emretmişti. Böylece Mescid-i Aksa yeniden cami olarak kullanıma açılmıştı. Selahaddin en büyük hedefini gerçekleştirmiş ve kutsal şehir Kudüs'ü fethetmişti. Fakat Kudüs için yapılan savaş henüz sona ermiş değildi. Kudüs'ün Selahaddin tarafından fethi Avrupa'da büyük bir yankı uyandırmış ve Batı dünyası yeni bir Haçlı Seferi için hazırlıklara başlamıştı. Üçüncü Haçlı Seferinde Müslümanlar ve Hristiyanlar kutsal şehir için yeniden çetin bir mücadeleye girişeceklerdi. Ancak bu başka bir videonun konusu.